Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Truck and Logistics Simulator ile sizleri karşılıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane kamyonumuz var arkadaşlar. Kargo kamyonu, normal tır falan değil. Bununla kargo işi yapacağız. Biliyorsunuz bu oyunda zaten kargo üzerinde kurulu. Bugün bunu almak istedim. Şu motoru kapatalım da biraz sessiz olsun. Bunu almak istedim. Bununla güzel kargo işi yapacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Bakalım doldurabilirsek. Yakıtsız kalmayalım. Evet, yakıtımız da doldu arkadaşlar. Şimdi hafiften şöyle motorumuzu çalıştırıp artık ekmek paramızı kazanmaya gidebiliriz. Arabanın içine geçelim şöyle. Sağdan soldan gelen var mı? Yok gibi. Sol serbest. Sağ tarafa zaten döneceğiz. O 6. viteste kalkmışız ya. Ben de diyorum araba niye yavaş yavaş geliyor. Şimdi ileride yeşil noktada kargo yeri var. Oradan ürünleri temin edeceğiz, alacağız. Bakalım nereye götürmemizi isteyecek. Ona göre de para kazanacağız. Bu kamyonları hep bu şekil süre süre aldık arkadaşlar. Bayağı bir para kazandık. Biliyorsunuz uzun süredir bu oyunda çekiyorduk zaten. Ve dışından da göstereyim size de. Bu iç kısmından sürmeyelim. Bu arada şoförümüz bayan arkadaşlar. Aha. Geçtik noktaya. Bugün bayan aldım. Farklılık olsun istedim. Arkadaşlar artı şunu da söyleyeyim. Yorumlarımıza az like geliyor. Yani like atarsanız izlerken sevinirim. Cidden çok az like'lar geliyor. Biliyorsunuz biz sürekli günde 2 tane video atmaya çalışıyoruz. Ama like olarak emeğimizin karşısını alamıyoruz. Lütfen like'ları çok görmeyin. Böyle sola doğru bir dönüş yapalım. Direksiyonu yumuşattım. Sert olduğunda biraz zor oluyor arkadaşlar. Zorluyor. İki elle bile bazen gücün yetmediği oluyor. Şimdi ne yapalım? Kamyonun arkasına şöyle bir yük bağlatalım. Mesafe uzun ama yapacak bir şey yok. Evet. Forklift. Seviyorum bu forklifti ya. Hadi bakalım koçum. Kaldırım taşı. Kaldırım taşlarıyla ne yapacaklar acaba? Büyük ihtimal Maraş'a getireceklerdir. Çünkü Maraş'ta kaldırım taşıyla iş yapmayı belediye bayağı bir seviyor. Bir tanesini yükleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonrasında kargoyu tamamla diyeceğim. Çünkü kargoyu yüklemek gerçekten uzun sürebiliyor. Oyun G29 direksiyonla gerçekten birebir çok uyumlu bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya direksiyon setiniz de varsa ayarlar için de benden yardım isteyebilirsiniz. Instagram'ına yazabilirsiniz. Size gerekli yardımlar yapacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle ve basalım. Yüklemeyi atla diyelim. Tamam. Yüklemeyi bitirmiş olduk. Tamam. Şimdi direkt kamyonumuza, tırımıza geçebiliriz artık. Yanlış gittik. Direğe vuracağız ha. Aman 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 aman. Bak. Aslında arkadaşlar kamera açısı sizlere biraz ters geliyor olabilir. Kameranın buradan çekmesi gerekiyor aslında. Dorsayı nereden bağlıyorduk? Evet. Dorsayı bağladık. Şimdi artık
yolculuğumuz başlasın arkadaşlar. Nereden? Şuradan mı gidiyoruz? Aç bakalım dostum. Serbest mi sağa? Serbest. Dur dur, çekil bakalım. Çekil çekil şimdi ha. Bu oyuna ilk başladığımda arkadaşlar şey demiştim. Mümkünse her videoda farklı bir araba çekeceğim demiştim. Şu an için neredeyse öyle oldu. Sadece bir videoda iki tane araba aynı anda çektim. Bu da tır olduğu için. İki videomda sadece tır var. Diğerlerinin hepsinde farklı araba kullandım. Artık öyle bir şey oldu ki şey de bitti. Babam da bitti yani. Bir iki tane araba kaldı. Ondan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Kırmızı yandı. Geçeyim mi? Ne yapayım? Aa, vurduk. Ben sol tarafta durdum. O sağ tarafta durdu. İkimiz de hatalı bir duruş yaptık aslında. Taksi hızlı git. Burada bir kaza olacak gibi. Kaza olacak gibi. Allah'tan arabam büyük de bir şey olmadı. Onu ayarlasam denk getiremem o taksinin ikisini. Uzaktan bir sürüş yapardım. Ama Allah 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 Allah. Uzaktan sürüş yapalım derken kontrolü kaybediyorduk. Sağa dönüş yapacağız. Hava durumu değiştirebiliyor muyduk ya? Ama sanki bir yerden değiştiriyorduk ya. Biraz yağmur, çar, kamur ya, çamur yağsın diyecektim. Dostum. Bir şey görmüyoruz ki ama serbest gibi. Evet, serbest. Euro Truck Simulator'a da başlamak istiyorum aslında ama istiyor musunuz arkadaşlar? Çekeyim mi? Onunla ilgili düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazıp belirtebilirsiniz. Bu adam çok fena gidiyor. Çok aman Allah. Bunun yanından gidelim ya. O adamın sağ solu belli olmaz. Vitesi yemedi, düşürmek lazım. Tarafta sürmek çok zor. Bu taksi oraya dönmese şaşardım zaten. Neyse, neyse, sallamayalım ya. Of, 8. vitesteymişiz. Evet, hava kararmaya başladı artık yavaş yavaş. Vallahi ucuz kurtardık ha. Epey tatlı olacaktı, gaz kalsın. Şöyle yakınlaştıralım da biraz yakından sürelim ya.
Araba bağırıyordu, vites atmayı unutuyorum ya. Araba yeter artık, hadi at vitesi diyor. Işığımızı da yakalım. Arabanın fısıldama sesi çok güzel ya, tos. Evet. Bir kargoyu daha teslim etmek üzereyiz arkadaşlar. Şaka maka, ışık bayağı bir etkiliymiş. Oo, 8. vites. Ün. O nasıl bir çıkış? Yatçı. Al, aha, zikzakları çizmeye geldi. Şehir içindeki yola bak mübarek ya. Resmen zikzak çizeceğiz. Böyle sola sinyalimizi verelim. Evet. Gerçi hava karardı ya artık. Kırmızı ışık şu an için pek şey değil. Abi gerçek hayatta böyle yapmamak lazım arkadaşlar. Evet, nereye bırakacağız? Karşıya. Evet, dorsiyemizi şuraya bırakacağız. Ben şöyle gideyim ki olmasın. Ha, geri geri gelip gitme durumumuz olmasın. Öyle. İçine geçelim. Arka tarafı oraya geçireceğiz anasını. Evet, yükleme bonusu 150 TL diyelim biz ona. Ondan mahrum kalmışız. Diğerlerinin hepsi tamam gibi. Kargo hasarı çok az. %1 kargo hasarımız var. İyi, şu an için çok güzel. Evet arkadaşlar, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu ve buna benzer videoların seri halde gelmesini istiyorsanız like atıp yorum atmanız yeterli. Arkadaşlar bu aralar zaten biliyorsunuz ve fark ediyorsunuz. Şu an yorumlar çok hem yorumlar çok az geliyor, hem de like'lar çok az geliyor. Hem yorum yapıp hem de like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bizleri memnun etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.